Şimdi dünya basınının ne yazıp ne çizdiğine, dünyanın manşetlerine bakacağız. Kiminle? Her zaman olduğu gibi Süheyla Demir bize yardımcı olacak o noktada. Baktığımda ilk sırada Yunanistan basınını görüyorum. Çünkü tutuklama kararı vardı Yunan askerlerine yönelik. Türkiye'de seni dinliyoruz Süheyla. Evet, tutuklama kararı vardı, alınmıştı. İki Yunan askeri Türkiye sınırına geçmişlerdi. İfadeleri de çelişkiliydi ilk gelen bilgilere göre. Yanlışlıkla geçtik dediler, kaçak göçmenlerin peşindeyiz dediler. İşte şimdi bu kritik dava ile ilgili bir duruşma var Edirne'de. Yunan basın da bu davayı yakından takip ediyor. Ve de birçok gazetede ilk manşette görebiliyoruz aslında bugünkü yapılacak duruşmayı ve bu bir nevi krizi Yunan gazetelerini. Biz Etnos gazetesini seçtik. Şöyle bir manşet var: çocuklarımız evlerine geri dönsün. Bu açıklama iki Yunan askerin ailesine ait. Etnos gazetesine konuşmuşlar ve de çocuklarının geri dönmesini istemişler. Evet, süreç yargıda. Bugünkü duruşmada iki ülkenin gündemine yine ilerleyen günlerde yansıyacaktır ve biz de aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi bakalım Almanya'ya. Almanya'da 5 aydır süren belirsizlik nihayete erdi. Artık hükümet kurulacak diyebiliyoruz. Çünkü Büyük Koalisyon'un ortağı Sosyal Demokrat Parti, Başbakan Merkel'in kuracağı Büyük Koalisyon hükümetine onay verdi. İşte bakın, Tagesspiegel gazetesinde Merkel'in bir resmi var. Arkasında bir ışık yanıyor. Bu aslında SDP'nin, Sosyal Demokratların Merkel'e yaktığı yeşil ışığın belki de sembolü. Demiş ki gazete, Merkel 4. başkanlık dönemine artık başlıyor. Geride kalan bir prosedür var. O da 14 Mart'ta Bundestag'ta yapılacak oylama. İşte o oylamada şansölyenin Merkel olup olmayacağı belirlenecek ki büyük ihtimalle Merkel gereken oy oranını yakalayacak ve de Almanya'da 4. Merkel dönemi başlayacak. Şimdi Fransız basına bakalım, Le Figaro'ya. Orada da tabii ki gündemde Merkel'in kazandığı bu olumlu adım var, destek var Sosyal Demokrat Partisi'nden, ama manşet çok çarpıcı. Ne demişler? Merkel şansölye opi de haril. Ne demek bu? Merkel kusurlu bir şansölye. Şimdi gazeteye göre, Fransız gazetesinin dikkat çektiği bir nokta var. Evet, Sosyal Demokrat Parti Merkel'e destek verdi, Büyük Koalisyon kuruluyor, ama bir sıkıntı var. O da Merkel içeride koalisyon ortaklarıyla bir fikir ayrılığı içinde birçok konuda. Öte yandan bir de iç muhalefet var, biliyorsunuz ki parlamentoda AfD aşırı sağcı parti. İşte Merkel bu iki blok arasında sıkışıp kalmış demiş Le Figaro ve de Merkel'in 4. döneminin çok kırılgan, çok sıkıntılı geçeceği yorumunu yapmış ilk sayfasında duyurduğu bu haberde. Şimdi İran basını durağımız Tehran Times gazetesinde bakacağız. Gerçekten de okurken de anlatırken de keyif duyacağımız bir manşet ve kapak tasarımı var. Gördüğünüz kişi ilk sayfada fötr şapkasıyla Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, tam bir monşer tablosu, imajı çiziyor ve seçilen ifade, manşet şu şekilde: kitlesel baştan çıkarıcı silah İran'da. Bir kelime oyunu var aslında. Weapon of mass destruction, yani kitlesel imha silahının yerine weapon of mass seduction, yani kitlesel baştan çıkarıcı silah ifadesi kullanılmış. Bu da Le Drian'ın karakterine atıf yapılarak belirtilmiş. Diyor ki gazete, aynen okuyorum: Fransızlar baştan çıkarıcı olmalarıyla bilinir, ama bunun sadece aşk için geçerli olduğunu düşünmek naiflik olur. Le Drian, evet, bugün Tahran'da temaslarda bulunacak. Tahran'a geldi. Ama gündeminde örneğin Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu gibi bir Louvre Müzesi'nin şubesini açmak gibi bir konu yok. Bu kadar naif, güzel bir konu yok. Daha ciddi bir konuyu konuşacak. Avrupa'nın Tahran'a mesajını iletecek. O mesaj da şu: ya nükleer füze geliştirme programınıza son verin ya da yeni yaptırımlara hazırlıklı olun diyecek Fransız bakan. İşte gazete bir nevi mesaj vermiş Tahran'a. Aman baştan çıkarılmayın diyor. Çok etkili bir silah, çok etkili bir diplomat. Böyle bir yorum, aktarım var. Şimdi durağımız Arap basını. Arap News gazetesine bakıyoruz. Evet, ilk sayfada gördüğümüz isimler Veliaht Prens,
Muhammed bin Salman ve hemen yanında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi. Prens Selman ilk yurt dışı ziyaretine çıktı ve Mısır'dan başladı. Manşetteki ifadeyi çevirelim. Riyad ve Kahire 16 milyar dolarlık yatırım fonunu aktive etmek için anlaşma imzaladı. Görüyoruz ki iki ülke arasında ekonomik ilişkiler güçlendiriliyor ama asıl bu ziyaretin belki de zamanlaması önemli. Çünkü Mısır'da bu ay sonunda seçimler var ve bu seçimler öncesinde Suudi Prens Sisi'ye desteğini belirtti. Bundan sonraki duraklarını da aktaralım. Fransa'ya gidecek, İngiltere'ye gidecek, daha önce Amerika'ya ve ardından da Fransa'ya gidecek Prens Selman. Ve şimdi Rus basınına bakalım. Çünkü aslında Rusya ile Ukrayna arasında Avrupa'yı da etkileyecek bir kriz var, bir savaş var. Savaşın adı doğalgaz. Ne yaptı Rusya? Ukrayna'ya giden vanaları, doğalgaz vanalarını kapattı. Artık Ukrayna'ya Rusya'dan gaz akışı yok. Ve bu, bununla da bitmeyecek. Çünkü Rus Gazprom şirketi Ukrayna üzerinden Avrupa'ya transit gaz anlaşmasını da feshetme niyetinde. Üstelik anlaşmanın daha bir yıl süresi var. İşte Kommersant gazetesi bu kriz için şöyle bir başlık seçmiş. Çok özetleyici bir başlık, diyor ki Gazprom Proigrivayet Trubay, yani Gazprom boru hatlarıyla oynuyor. Bakın, ateşle değil, boru hatlarıyla. Çünkü gazetenin dikkat çektiği noktaya göre burada Rusya'nın ve Gazprom'un asıl amacı nedir? Ukrayna üzerinden transit gaz sevkiyatının risklerine dikkat çekmek. Ve bakın, biz Kuzey Akım 2'yi yapıyoruz, Türk Akımı'nı yapıyoruz. Avrupa Birliği ülkelerini bu boru hatlarına yönlendirmek ve bir de yorumda bulunmuşlar. Belki de bu krizin ardından Türk Akımı'na üçüncü bir hat daha eklenebilir. Zira Gazprom Başkanı Alexei Miller 1 Mart'ta Türkiye'deydi ve belki de bu konuda konuşuldu, diyor Rus gazetesi. Evet Senem, söz sende. Dünyanın gündemini kısaca özetlemiş olduk. Çok teşekkürler Süheyla, ama biz yine dünyanın gündemine devam edelim.